Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni bir Kayra ayakkabısının incelemesine hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz ayakkabı introdan da gördüğünüz gibi Kayra Low 4 olacak. Göstereyim. Yakınlarda kutu açımını yapmıştık hatırlarsanız. Ve kutu açımını da oldukça beğenmiştik. Hatta uzun süredir giydiğim en rahat, en güzel ayakkabılardan biri olduğunu söylemiştim. Gerçekten de öyle. Kutusu bu şekilde sade, beyaz ve kırmızı tasarıma sahip. Güzel, fena değil. Çok aman aman bir şey beklemiyorum zaten kutusundan. Bu arada 45 numara aldım arkadaşlar. Yani neredeyse bütün Kayra ayakkabılarımı aldığım numara. Biraz dar bir ayakkabı. Uzunluğu normal diğer ayakkabılar gibi ama biraz dar ayakkabı. O yüzden ben 45 numara, hani benim zaten Nike numaram. Aldığım zaman rahat ediyorum ve çok güzel giyebiliyorum. Bir tanesini alayım ve incelememize geçelim istiyorum. İlk önce silüet olarak bakabiliriz. Nasıl, siz beğeniyor musunuz görüntüsünü? Ben açıkçası çok beğeniyorum. Çok şık, güzel geliyor. Dizayn olarak bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Low bir ayakkabı zaten, ismi de o. Kyrie Low demek, yani düşük bilekli bir ayakkabı olmuş oluyor. Bileklerinde fazla böyle bir şey sevmeyen, daha hep kısa küçük ayakkabılar giymeyi sevenler için çok uygun bir ayakkabı. Özellikle arkadaşlar guard oynayanlar, 1 numara 2 numara oynayanlar için çok çok uygun bir ayakkabı. Hem de oldukça hafif, minik ve sade hissettiriyor. Hemen ağırlığına da bakalım o zaman. Evet, 399 grammış arkadaşlar. Ben biraz daha hafif olabileceğini düşünmüştüm. Hani 380 gramlar falan olur mu diye düşündüm ama yok. 399 neredeyse 400 gram. Yani hissettirdiğinden ağırmış açıkçası. Tartıda biraz daha ağır geldi bana. Gördüğünüz gibi de biraz şöyle iç taraftan bir darlaşıyor. Genel itibariyle de dar olduğunu unutmayın lütfen. Geniş ayaklı arkadaşlarım alacaksa ya yarım numara yukarı çıkın ya da mağazada da gidin deneyin. Artık ben hani kalbi numaralarımı, Nike numaralarımı bildiğim için zaten böyle şeylere girmiyorum. Direkt 45 numara benim çok rahat ettiğim bir numara olmuş oluyor. 45'in sıktığı bende pek olmuyor. Büyük geldi olabiliyor zaman zaman ama bu şekilde kendi numaranızı bulmanız gerekir. Veya benim diğer videolarımı izleyerek sizde olan ayakkabıyla kıyas edebilirsiniz. Veya benim hangi numara ayakkabı giymeliyim şeklinde yaptığım içeriği de bakabilirsiniz. O şekilde sizler de karar verebilirsiniz. Dedikten sonra detaylı incelememize geçelim istiyorum. Tabanıyla başlayalım her zaman yaptığımız gibi. Arkadaşlar tabanı yine çok tatlı ve güzel bir taban yapısı. Bunu bir yerden hatırlayacağınızı düşünüyorum. Direkt olarak Kyrie 7'nin birebir aynı tabanı ve yine çok güzel iş yapıyor. Farklı renkleri, farklı materyaller olabiliyor. Bu benim aldığım renkte daha böyle görüyorsunuz sert plastik kullanılmış ve oldukça iyi iş yapıyor. Gayet iyi bir taban tutuşu var. Ve size çok yere yakın hissettirecek bu ayakkabının genel profili bu. Böylelikle gardlara zaten çok uygun olmuş oluyor. Hani sahayı iyi kontrol edebileceksiniz ve sizi böyle yere iyi kitleyen bir ayakkabı oluyor olması da gayet iyi. Zaman zaman tabii tozlandı. Elinizde şöyle bir defa sildiğiniz zaman o tozlanmanın da önüne geçebileceksiniz. Ama benim çok hani memnun kaldığım, fazla da silmediğim bir ayakkabı oldu. Özellikle bu rengine de has olabilir, bilmiyorum. Her rengi aynı taban tutuşunu yapar yapmaz orada emin değilim. Çünkü bazı renklerinde farklı plastikler kullanılıyor olabilir. Bu görmüş olduğunuz sert plastikten güzel bir renk. Ama genel itibariyle hiçbirinin kötü olacağını düşünmüyorum. Bazı renkler daha iyi olabilir. Veya bazı renkler dışarıda oynamaya daha uygun olabilir. Özellikle bu renge baktığım zaman dışarıda oynamaya yani çok uygun değil genel itibariyle bunlar ama bence yine oynayabilirsiniz. Çıkıntılar oldukça yüksek fakat biraz yumuşak. Şöyle baktığınız zaman biraz daha yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Elinize rahat ittirebiliyorsunuz. Bir de çıkıntılar arası çok mesafeli. Böyle olunca da rahat kopmalar oluyor. Dışarıda oynamanızı tavsiye etmem ama yine oynamak isterseniz de oynayabilirsiniz. Hani çok fazla değil arada oynayacağım diyorsanız mesela böyle bir ayakkabı gidebilir. Hızlı bir şekilde bunu yıpratacaksınızdır muhtemelen. 10 üzerinden bu taban tutuşuna benim vereceğim puan arkadaşlar 8.8 olacak. 9 da verebilirdim. Çok gittim geldim. 9 mu hani 8'e düşsem mi diye. Ama zaman zaman dediğim gibi kaymalar meydana geldiği için 8.8 ideal ve iyi bir puan. 8.9 da olabilirdi ama 9 kadar iyi gelmedi bana arkadaşlar. Yavaş yavaş ayakkabıyı açınca daha iyi taban tutuşu da sağladığını söylemem lazım. Ve yukarı geçiyorum. Yastıklamasına geçiyorum. Benim için en eksik olan yönlerden bir tanesiydi bu yastıklama. Pek etkiden korunma yok. Sizlere pek böyle bir yumuşaklık da sağlamıyor. Böyle olunca benim gibi ağır arkadaşlar veya sakatlığı olan arkadaşlar ihtiyacını karşılayamıyor bu ayakkabıdan. Ve beklentisi eğer ki yastıklamaysa, etkiden korunmaysa pek de iyi olmayacaktır bu ayakkabıyı tercih etmek. Bence bu ayakkabı daha hafif, guard oynayan, daha küçük portreli arkadaşlarım için, daha küçük yapılı arkadaşlarım için diyebilirim. Basket oynadıktan sonra dizim, belim bayağı ağırdı bunun içinde arkadaşlar. Sizlerin de dikkat etmesini öneririm. Yastıklama olarak şu görmüş olduğunuz kuşlon köpüğü ama o kadar sert ki en ufak bir içine göçme yapmıyor. Böyle olunca da sizlere etkiden korunma sunmuyor. Ayrıca ön ayakta zoom olduğunu
yazmış sitede. Ben Zoom olduğunu düşünmüyorum şahsen. Bu benim şahsi fikrim. Hani en ufak bir Zoom yazısı yok, bir belirtilmemiş ve hiçbir şekilde de Zoom hissetmedim. Dolayısıyla ben Zoom yokmuş gibi düşünüyorum. Biraz olsa bile hissedilir gibi düşünüyorum. Ama hani öyle söylenmiş, ayakkabıda var diye söylenmiş sitesinde. Bilmiyorum, ben çok katılmıyorum. En kötü bulduğum özellik de zaten bu ayakkabının yastıklaması oldu. Tabii beklentim zaten çok fazla yastıklama değildi. Kargart ayakkabısı yere yakın seviyor, high control etmek istiyor. Ayağının altında fazla bir şey olsun istemeyebilir ki birçok kart ayakkabısı zaten yastıklama noktasında hep eksik olur. Bu da bu şekilde eksik açıkçası. Yastıklamaya vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 6.9 olacak. Evet bayağı düşük. Belki de en düşük verdiğim yastıklamadaki puanlardan biri olabilir. Ama gerçekten yastıklama hiç hissetmedim. Dolayısıyla fazla da yüksek veremeyeceğim. Hani çok minik şöyle bastırınca hani aşağıda kuşlon varmış diyorsunuz. Zaten ön kısımdan da şuralardan da kitle oluyor olması belki bunun hissedilirliğini azaltıyordur. Veya çok ince bir profil kullanılmış da olabilir. Fakat görünen o ki bir şey var. Fakat etkide hissedilirlikte hiç kullanılan gibi değil veya söylenen gibi değil. Evet, altyapıyı bu şekilde geride bırakıyoruz. Altta bahsetmek istediğim şeylerden biri arkadaşlar şuraya doğru çok içeri girmesi. Özellikle ayakları geniş olan arkadaşlarım için buradan bir dışarıya çıkma söz konusu olabilir. Bende o şekilde oldu. Böyle olunca sanki ayaklarım sürekli böyle bir içe devrilme isteğindeymiş gibi hissettim arkadaşlar. Buna sizlerin de dikkat etmesini istiyorum. Dediğim gibi ince ayaklı arkadaşlarım çok rahat edebilir ama ayakları biraz daha yana doğru genişler için pek ideal değil. Özellikle topuk çok küçük. Şurada görüyorsunuz minicik bir topuk var. Ve sonra aşırı derecede içe giriyor. Uzun süreli oynamalarda şuralarda biraz acı hissettim. Sizler de buna dikkat edebilirsiniz. Keyifliydi, güzeldi. Çok fit hissettim. 45 numara çok güzel kilitlendi. Ayağımla birebir hisseden, yere çok yakın ve genel itibariyle çok rahat hissettiğim bir ayakkabı oldu ama bunlar da tabii ki uzun süreli kullanımlarda benim gözüme çarpan ve sizlerin de dikkat etmesini istediğim şeyler arkadaşlar. Ayakkabı size uygundur değildir sonucuna varmak için bunları bilmeniz gerektiğini düşünüyorum ki zaten bu videoların farkı bu. Kutu açımlarından. Kutu açımlarını da açıyoruz. Aa süpermiş, öyleymiş, böyleymiş. Ama uzun süre kullandıktan sonra belli özellikleri daha çok ön plana çıkıyor. Bunları sizin bilmeniz gerekiyor ki zaten kanalın ve bu videoların amacı hep buydu. Dediğim gibi negatif yorum olarak söyleyebileceğim noktada burası olacak. Hem böyle bir içeri doğru kıvrılma hissi hem de şuralardan hafif batma hissi ve oldukça fena bir kapanma hissi arkadaşlar. Tabii bu basketbolda ideal ve istenen bir durum olduğunda aklımızdan çıkarmamamız lazım bu kapanma hissinin. Ve kapanma derken hemen yukarı çıkalım. Üst tarafta kullanılan materyaller benim hoşuma gitti. Biraz ucuz hissettiriyor, biraz basit hissettiriyor ama bence ayakkabının ağırlığını düşürmede gayet iyi bir etki yapacak. Özellikle şuradan baktığınız zaman bakın bu tarafı görebiliyorsunuz, elimi görebiliyorsunuz. Yani şurada neredeyse hiçbir şey kullanılmamış. Çok ince bir yapı var. Bir tekstil kumaşı var sadece. Ön tarafta biraz daha rahat bir materyal var. Çok şık olmuş. Üstüne özellikle şu kare olan dikişler çok şık, güzel gözükmüş. Üst tarafta dikkatimi çeken şurası oldu ki bu çok güzel. Böyle bir pençe gibi veya diş gibi düşünebilirsiniz iki taraftan. Askı yapısı yok. Onun yerine böyle güzel bir yapı kullanılmış ve kilitlenme noktasında kesinlikle ne bir askı ne farklı bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bağcıkları da güzel sıktığınız zaman mükemmel şuradan bir kapanma yakalayacaksınız. Bileksiz olup da bilekli gibi harika bir kilitlenme sunan ayakkabılardan bir tanesi olmuş. Şuradaki Shark Teeth yani 7 tane çıkıntı. Kyrie 7'de de hatırlarsanız aynı durum vardı. Ve şuradaki kombinasyonla da çok göze hitap eden güzel bir görünüm var. Bilmiyorum sizler bana katılır mısınız? Özellikle bu renkte de çok güzel bir uyum yakalamışlar. Gri, mavi, siyah. Oldukça hoş. Dilde ise bir Kyrie logosuyla çok şık ve tatlı duruyor. Üst taraf özellikle benim hoşuma giden yerlerden biri oldu. Ucuz hissettirdiğini ve ilerleyen zamanlarda yırtılma yapabileceğini düşündüğüm bir üst kısım. Ama benim gibi birçok ayakkabıya sahip olduktan sonra çok uzun kullanımlar yapamıyorsunuz zaten. İlk birkaç haftalık kullanımımda herhangi bir problem yaşamadım. Tatlı, güzel, keyifli bir üst kısım var. Dil yapısı da oldukça hoş. Dil yapısını da çok beğendim. Orta derecede bir pofidikliğe sahip. Güzel bir ayağınızın anatomik yapısına uygun. Hoş bir dil yapısı olmuş. İçeriye doğru baktığımızda ve arkaya doğru geçtiğimizde çok bir topuk koruması yok dışarıdan. Eskiden daha güçlü topuk korumaları yapıyorlardı dışarıdan kayra ayakkabılarını hatırlarsanız. Burada ise sadece şuradaki çıkıntı yapılmış. Fena değil yani çok aman aman bir zaten öyle kilitlenmeye dışarıdan bir kuvvete ihtiyaç duymuyorsunuz. Ayakkabının yapısı sizlerin bileğini çok iyi bir şekilde burada hapsedecek ve tutacak. Dizayn detayı olarak da topuğa birçok şey konulmuş. Şurada görüyorsunuz Hungry and Humble yazıyor. Ve şurada Kobe'nin sözü yazıyor. Onun dışında birkaç cümle yazılmış arka kısmı. Bu da hoş duruyor dizayn olarak. Dediğim gibi topuk oldukça iyi şekilde ayağınızı hapsedecek. Daha doğrusu ve topukta şurada yükselmeyle, dille tatlı bir genel bütünlük ve rahatlık hissi sunuyor. Bu ayakkabılarda arkadaşlar genel olarak zaten bütün ayakkabılarda bence en önemli şey sizlerin doğru numarayı bulmanız. Ben 45 numara aldım ve gerçekten
bütün ayakkabının özelliklerini hissedebileceğim tatlı bir numara oldu. Böylelikle bu kapanmaları, kitlenmeleri, topuğumun içeriye sabitlenmesini en iyi derecede hissedebildim ve doğru bir sizlere inceleme yapabildim. Bunun için bence mağazalara gidip deneyin. Eğer ki daha önce hiç almayı düşünenler varsa ve numaralarını bilmiyorlarsa mutlaka bir mağazaya gidip deneyin derim. Evet, materyalleri de benim vereceğim puan 10 üzerinden 8.3 olacak arkadaşlar. Hani beğendiğim, güzel fakat ilerleyen zamanlarda sıkıntı çıkarabileceğini düşündüğüm bir materyal kullanımı söz konusu. Üstündeki bu plastik yapılar çok hoş. Tabanı güzel, işte yastıklamasının sertliği. Yani genel olarak böyle bir dolu doluluk veriyor ama şuradaki kısımlar ne kadar güzel olsa da uzun süreli kullanımda hızla eskiyebilir. Bağcıkları beğendim. Bağcıkları sıktığınız zaman kitlenmeyi de beğendim. Destek noktasında ayakkabı çok geniş değil. Keşke biraz daha geniş olsaymış dedim. Özellikle şu iç tarafa girintinin giriyor olması zaten bir dengesizleştiriyor olayı. Ve fazla bir yan çıkıntının da eksik olmasıyla biraz eksik bırakıyor desteği. Fakat üst kısımdaki kitlenme, işte buradaki dişli yapı diyeyim artık, çıkıntılı yapıyla tabii ki keyifli bir içeriye kapanma söz konusu. Ayakları geniş olanlar daha büyük yüzeylere basmak isteyebilir. Genelde Adidas ayakkabılarında bunu görmeye alışığız. Fakat burada sanki bana bir tık daha kullanılabilirmiş gibi geldi. Destek noktasında da arkadaşlar vereceğim puan 10 üzerinden 8.4 olacak. Hani daha geniş çıkıntılar ve şuradaki içe göçüklük olmasaydı ben daha çok rahat ederdim ve daha rahat bir oyun ortaya koyabilirdik. Tabii bunlar da ne oluyor? Ayakkabının ağırlığını ve genel olarak cüssesini düşürmeye yönelik hamleler oluyor. Bu da fena değil, güzel. Ayakkabının fiyatı arkadaşlar 1200 civarları, 1120 miydi, 1160 miydi, o civarlardı. Tabi zaman zaman işte farklı mağazalarda düşüyor olabilir, farklı zamanlarda çıkıyor olabilir. Yeni gelen renkleri daha pahalı olabilir ki ben siyah rengini alacaktım, 1000 lira civarındaydı. Yani beğendiğiniz herhangi bir rengi alabilirsiniz. Genel itibariyle gardlara çok uygun, 1-2 numaralara çok uygun, güzel bir yol tutuşuna sahip, sizleri yere yakın hissettirecek, hızlı tepki veren, çünkü yastıklama olmadığı için tak 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 gibi hissedeceksiniz. Sakatlığı olmayan hafif arkadaşlarıma yönelik ve bileksiz giymeyi seven arkadaşlarıma yönelik güzel bir ayakkabı olmuş. Genel manada mutlu olduğumu söylemem lazım. Benim için eksik yönlerinden de bahsettim belli noktalarından. Bu şekilde arkadaşlar incelememi de sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden detaylı bir inceleme olmuştur. Her şeyinden bahsettiğimi düşünüyorum. Yaklaşık 2 haftadır da içerisinde basketbol oynuyorum, spora gidiyorum. Tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bunun Kyrie 3 ile, Low 3 ile veya Kyrie 7 ile kıyaslamasını görmek ister misiniz? Onu da yapmayı düşünüyorum açıkçası. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Çünkü güzel videolar geliyor, güzel incelemeler geliyor. Yılı bomba gibi tamamlayacağız. Bunun için de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Abone oluyorsunuz ve yorum ve like'larınızı esirgemiyorsunuz arkadaşlar. Her videodan bundan veya öncekileri de izlemediyseniz lütfen o videolara geçip yine desteklerinizi gösterin. Ben emek vermeye, bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Sizlerden de istediğim bu şekilde bana destek vermeniz. Aynı zamanda sosyal çevrenizde ve aynı şekilde sosyal medyada bunları paylaşabilirseniz çok sevinirim. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük. Out.